Ne yapıyor orada ya? Annem de bizim tarafa geçti ya. Şimdi o karanlık tarafta tek başına kaldı. Yazık. Orada kafa gitti demek ki. Deli gibi bütün gün şirkette gülüyor bro. Hadi ya. Ha. Bu kendini aşağı falan atmasın. Git bir bak. Yok ya. O da kelepçelesin değil mi? Yok kardeşim. Hem bir de bu atar kendini gerçekten. Ben can kurtaran değilim brocuğum. Kusura bakma. Merhaba Ceyda. Hava çok güzel değil mi? Evet. Mis. Bro, sen bu beni keser diye korkmuyor musun ya? Abartma o kadar. Bak bir şey yokmuş. O şimdi yeni şeytanlıklar planlıyordur. Aynen. Neyse. Biz konumuzdan kopmayalım. Meselemize odaklanalım. Aha. O kadar odaklanacak bir şey yok aslında ya. O bir an benim boşluğuma geldi de. O yüzden öyle oldu ama... Ama ne var bu listede? Değil mi? Hiçbir şey yok. Hadi bro. Hadi. Kızlar. He, ne oldu? Şimdi Ayşe'cim, ben buna başta üstün körü baktığım için anlamamıştım ama bu aslında çok haklı bir şey. Nasıl diyeyim, işte insan hakları evrensel beyannamesi gibi. Ne gerek var böyle şakalara Kerem? Yok, şaka yapmıyorum. Asıl şakayı bence siz yapıyorsunuz. Bu bence erkeklerin nefes alma özgürlüğünü açıklayan bir liste. Volkan, sen de böyle mi düşünüyorsun? Aynen, aynen. Ben de böyle düşünüyorum. Yani başka türlü nasıl düşünebilirim ki? Kölelik dediğin, ben diyeyim 500 yıl, sen de 1000 yıl oldu biteli yani. Saçma. Son sözünüz bu mu? Elbette Ayşe'cim. Şimdi seviyoruz ediyoruz da o kadar da gerizekalı değiliz. Süper bro, çok haklısın. O Yeliz'e de söyleyeyim saçmalamasın artık. Hadi bro. Aynen, konuşun Yeliz'le saçmalamasın. Ne şimdi bu? Ben dönüp gelip bu bir şakaydı falan diyecekler diye bekliyorum ama. Aa, aa. İnsan hakları evrensel beyannamesi diyor. Şaka gibi. Bak ben burada geleceğimizi görüyorum gerçekten. Evet, evet Gonca. Bu durumu normalleştirip aynısını bize yapmaya çalışıyorlar. Ya Volkan'ı 2 saat yalnız bırakınca kaşı gözü oynamaya başlıyor. Yalnız başına tatile gitse kim bilir neler yapacak? Bir insan evliyse ve mutluysa yani neden tek başına tatile gitmek ister? Neden? 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 Aldatma turunun adını tatil koymuşlar adamlar. Saf var sanki karşılarında. Ama o kadar uzun boylu değil. Boğazlayanla Ayşe'ysen ben eğer ben bu oyunu bozarım abi. Ben bu oyunu bozarım. Ay seviyoruz falan da biz de şey değiliz yani her şeyin bir sınırı var o kadar da değil. Yürü, yürü be Ayşe. Kim tutar seni kızım? Gel kız. Biz de bu listeden yapalım. Görsünler bakalım. Başlasın liste savaşları. Hadi gel. Ya bro, biz bu zamana kadar boşuna kulluk yapmışız ya. Koyduk listeyi önlerine. Baktılar, kızdılar, mızdılar ama kabul ettiler. İnanabiliyor musun? Gonca ben bunu 1-2 kırıkla çözer diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Heyecandan yerinde duramıyorum bro. Açıkçası ben de bundan korkuyordum. Ya bu kadar basit olmamalıydı sanki. Acaba o an... Boşluklarına mı geldi, bir şey mi söyleyemediler, cevap mı veremediler bilmiyorum ya. Bir garip sanki. Ya da garip falan değildir. Belki de onlar da anladı. Değil mi? Bizim bunu hak ettiğimizi anladılar artık. Evet abi. Bu kadar kolaymış demek ki. Boşuna durdurmuşuz bu kadar zamandır kendimizi. Bak bak bak. Elim ayağım titriyor gece kulüpsüzlüğünden. Hemen plan yapmamız lazım. Lan o Mete'ye de salladık ama onun sayesinde yeni bir ayrıcalığımız oldu ha. Evet ya. Alarm çalıyor, geliyorlar. Ha, tamam, sakin kalalım. Yani bu öylesine bir şeymiş gibi ama yine de biz hak ettiğimiz bir şeyi kazanmış edasıyla duralım, tamam mı? Sen otur, sakin ol. Konuşmayı ben yaparım. Ne bu? Liste. Bizim listemiz. Ya siz liste yaptınız madem, biz de dedik ki kendi listemizi hazırlayalım. Ne yazıyor? 2 günde bir maniküre gidilecek mi?
Bro şöyle yazmış olabilirler. Haftada iki romantik film izlenecek ve siz de dibimizden ayrılmayacaksınız. Öyle mi yazı? Gonca ne kadar hızlıcık oldu gördün mü? Hı hı. Ne yok oldu? İnsanlığa olan inancım. vakit kaybetmeyelim, listemizi okuyalım Ayşe'cim. Evet, dinliyorum. Evet, hadi okuyalım. Bir, haftada bir gece yalnız dışarı çıkılacak. Nasıl? Ne oldu Kerem, ağır mı geldi? Halbuki çok tanıdık bir madde senin için. Dışarı çıkılacak. Yalnız, yani bensiz. Öyle mi? Evet, sensiz. Yalın olma halinden gelen yalnızlık. Yani tek başıma, tek başımıza. Unut. Olmaz. Ya Ayşe, zaten gidip bizim listenin aynısını yapmışsınız. Kopya çekmişsiniz. Olmaz öyle şey. Dinleyelim lütfen. Dinleyelim. Kim neler yazıyormuş? Bak bura bak. Biri Avrupa'da olacak şekilde yılda iki yurt dışı tatili yapılacak. Bak bak, burası çok komik. Yalnız olmayacak. Yok ya. Öyle mi? Hadi okuyalım, devam edelim lütfen. Hadi devam, devam. Devam ediyorum. 3. Özel günlerimizde özel ilgi gösterilecek. Bak bak, o gece maç dahi olsa yanımızda olmayacak, destek olunacak. Sıcak su torbası her an hazır olacak, masaj yapılacak. Bütün sinir krizleri sevgili alttan alınacak. Hayatta gelemem Burucuğum ben. Yok yok öyle bir şey vallahi. Hiç kusura bakmayın. Sonuncu. Bu ne demek ya? Haklısın hayatım jokeri. O ne be? Şöyle ki haftada bir kez haklısın hayatım jokerini kullanma hakkımız olacak. Yani bir tartışma anında biz bu jokeri kullanacağız. Ve haklısın hayatım diyeceksiniz. Konu da öyle bitecek yani. Biz haklı olacağız, konu kapanacak. Öyle çat diye. Çat diye. Bro hiç...